Ben o kadar dua ediyorum. Veya şunu yaptım, bunu yaptım. Buna karşılık verilmedi. Biz biraz peşinci olduğumuz için bu hastalıkta biz direkt olarak kazancımızın yevmiye usulüyle o an verilmesini istiyoruz. Lakin kaderde yazılan her şey dünyada ve ahirette karşımıza çıkacak. İnsan yaptığı amele karşılık bekleyecek olursa ücretle çalışan işçi gibi olur. Halbuki bize yakışan Allah-u Teala'nın büyüklüğü karşısında boyun eğmektir. Çünkü bugün bizim anlayamayacağımız bir ahiret hayatı bizi bekliyor. Bizi yaratan Rabbimiz Celle Celaluhu bizim hakkımızda en iyisini murad ediyor ve istiyor. Rabiatül Adeviye Hazretlerinin o dünyadan ele tek çekmiş büyüğümüzün sözü neydi? Ya Rabbi dedi, ben sana cennet ümidiyle ibadet ediyorsam onu bana haram kıl. Eğer cehennem endişesiyle tapıyorsam, bu ibadetleri yapıyorsam beni ona at. Ben sana sen olduğun için, kulluğa layık olduğum için ibadet ediyorum. Bu da o anlama geliyor. Peki bir insan cehennemden korkması onu cehenneme mi sokar? Haşa. Bunu anlatmak istemiyor orada. Yani her birimiz de Rabiatül Adeviye veya Bişri Hafi veya Hasan el Basri rahmetullahi aleyh ecmain gibi olalım diyemeyiz, zaten olamayız. Ama maksat burada şu, biz bugün kendi işimize ve kendi potansiyelimize göre bir değerlendirme yapmalıyız. O insanlar büyük insanlar. Bazıları gelmiş mesela, kendilerine bir hastalık, bir bela geldiği zaman iftiraya uğradılar, bir zulüm gördüler, buna mutlu olurlarmış. Neden? Günahlarımdan gidiyor. Nereden geldiğini biliyorlar çünkü bunun. Ama biz şimdi böyle bir şey diyebilir miyiz? Ya Rabbi bizi şöyle şöyle bir kötülük ver diye. Hayır, biz çapımızı bilelim. Ya Rabbi ne olur dünyada da ahirette de afiyet nasip buyur diyelim, amin. Kaderde yazılan şey benim başıma gelecek, ben aceleci olmayacağım. Bugün kafirlere anne oldular, baba oldular, belki küçük tefek efendim her insanda olan bir takım iyilikler yaptılar veya imtihana tabi tutuldular. Buna karşılık onlara zaten dünyada peşin olarak veriliyor. Ne veriliyor? Şu veriliyor, bu veriliyor. Sağlıkla ilgili veya maddi olarak. Biz de o insanlara bakıyoruz, kenara geçiyoruz böyle. Ya Ahmet, şunların hayatına bak ya. Adamlar ne kadar şöyle güzel bir ülkede yaşıyorlar. Böyle rahat rahat hiçbir şey kafaya takmıyorlar. Değil mi? Özeniyoruz. Hayatları turist olarak gezmekle geçiyor. İmreniyorum onlara falan. Abi imreniyorsun da tarihlerine bakar mısın? Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika, bu ülkeler, İspanya'sı, Afrika'da kaç milyon insanın katliamından sorumlular? Kaç ülkede altın, elmas madenlerini kurdular? O elmas ve altın madenlerinin yer aldığı ülkeler, dünyanın açlıkla mücadele eden, her gün yüzlerce çocuğun susuzluk ve açlıktan öldüğü ülkeler. Bunlar böyle insanlar. Adamlar nasıl zengin oldular ya, bilmem nesi şöyle güçlü adamların falan filan diye biz özeniyoruz. Halbuki onlara dünyada peşin olarak bir şeyler veriliyor. Ahirette hiçbir şey alamayacaklar ama eğer imansız ölürlerse. Biz bunu bir türlü anlayamıyoruz. Ve peşin hükümlü olduğumuz için her şeyin karşılığı burada olsun. Ve isteklerimiz bir türlü bitmiyor. Bitse, hani aklıma şu geliyor, Allahu Teala ile ilgili bir kıssa anlatılır ya, Allah dostlarından gelmiş menkıbe şeklinde. Bir ara gelecekmiş rivayete göre, sen kendini bir yargıla bakalım. Bu hatalarını biliyorsun. Bak sen de gördün tüm hatalarını, akıl bali olduktan sonra. Şu hatalarını göz önüne alacak olursan, kendini yargıla bakalım. Sen ne cevap verirsin? Ya Rabbi ben cehennemliyim diyecekmiş. Ama ben Allah'ım Celle Celaluhu ve şu yaptığın iyiliklerden dolayı seni affediyorum. Bu kısa olarak aktarılır. Yani bizim şeyimiz bitmiyor ki. Kendi kendimize bir şu anda eleştiri yapabilsek, o ahirette rivayette anlatıldığı gibi. Bitmiyor. Bugün yemek yiyoruz mesela bir yerde. Yemekten sonra ne yapalım? Çay mı içelim, tatlı mı? Ya şu yemeği bir yiyelim. Bir misafirliğe gideceğiz. Daha gitmeden önce, oraya gittikten sonra ne yapacağız? Oradan sonra da parka gideceğiz. Peki parktan sonra ne yapacağız? Doymuyoruz bir şekilde. Hasılı biz peşin hükümlülükten tam tersi
daha büyük kârlara edineceğimiz, dünya ile mukayese bile edilemeyecek ahiret kurnazlığı peşinde olalım. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın teminat altına aldığı rızık kendi hükmüdür ve her insana verir. Nefsimizin hastalıklarından bir tanesi de bizzat Allahu Teala'ya ait olan bu konu hakkında telaşlanıp müdahil olmaya çalışmaktır. Onun yerine patronu, onun yerine başka kuruluşları ve kurumları koymaktır. Bir insan iş ararken bir kuruma gitti, bu şirk midir? Değildir. Rızıkla ilgili bir hakaret midir Allahu Teala'ya? Hayır. Sebepler alemindeyiz. Bir iş başvurusuna gitmek gerekli midir? Evet. İnsan evinde oturarak da bana ne? Madem rızık gelecekse benim ayağıma gelsin patron, bir mukavele çıkartsın imzalayayım demez. Su içmek için de bir bardağa, sürahiye ve bir kaynağa ihtiyacımız var. Çünkü Allahu Teala isteseydi bize bunları da vermezdi. Hiçbir şekilde bir susuzluk hissetmemiş olurduk. Ama su yaratıldı ve su için biraz emek harcamamız var. Geçmişe göre çok daha kolay tabii. Hasıl arkadaşlar, biz rızık konusunda hastalık gibi düşüneceğiz. Hastalıkta nasıl oluyor? Gidiyorum eczaneye, ilacımı alıyorum. Doktor şu 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 ilacı yazmış. Doktoru yaratan Allahu Teala. O eczacının verdiği maddeler kimin? Her şey Allahu Teala'nın Celle Celaluhu. Doktora gidiyorum. Doktordan şifa geliyor mu? Veya doktorun reçetesinde eczaneden aldığım ilacın birebir bana bir yararı oluyor mu? İşte burası kritik. Sebep oluyor. Sürahi sebep, bardak sebep, vasıta. Doktor da o da. Benim iş yerimde vasıta. Benim rızkımın sahibi değil. Bu yüzden bana düşen sebeplere sarılmak, elimden geleni yapmak, rızkımı aramak, bir de şunu düşünmek. Benim rızkım kesildiği zaman zaten ömrüm de sona erecek. Ömrüm devam ettiği sürece de rızkım gelecek. Buna gönülden inanacağım. Bir insan malının kazancında çoluğuna çocuğuna götürdüğü o parada helal mı haram mı bunu düşünmeden diyor yapması nefsin en büyük kusurlarından bir tanesidir. Çünkü bu insan ne ibadetinde bir huzur lezzet alabilir, ne amellerine riya karışmasını engelleyebilir, ne de sünnet konusunda duyarlı olabilir diyor. Peki bunu kafirler için mi diyor? Hayır, bizim için diyor. Kafirler zaten ne haramı helali düşünecek. Peki Müslümanlar için niye böyle bir uyarıda bulunuluyor? Şu yüzden bugün artık sıradan bir hal almış durumda. Bir ihtiyaç için adı üzerinde ihtiyaç kredileri ortaya konuyor. Ve buna yüzde bilmem kaç faiziyle, dosya masrafıyla, şunla bunla, şu 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 vadede ödeyebilirsiniz diye cazip hale getiriliyor. Ama bugün bankalarla iç içe faizin artık reklamlarda döndüğü ve birbiriyle insanların hangi bankaya gideyim, şurası mı daha fazla faiz veriyor diye yarıştığı bir zamanı ve medyayı konuşuyoruz. Biz bu zamanda yaşıyoruz. Ama helal haramı eğer biz gündemimize almadan yaşarsak Allah korusun, bugün birçoğumuzun anlattığı gibi ben ibadetlerde o lezzeti yaşayamıyorum. Namazı bir kılıyorum bir kılmıyorum. Bir türlü kendimi adapte edemiyorum diyenlerden oluruz. Arkadaşlar, eğer böyle bir durum varsa hemen durup bir düşünelim. Ben neden namazlarımı zamanında kılmıyorum veya hiç kılmıyorum veya neden ibadetlerde lezzet alamıyorum? Bu belli bir zamandan beridir varsa hayatıma ne girdi, ne değişti de ben böyle oldum? Arkadaş çevrenizi mi değiştirirsiniz? İmkanınız varsa işinizi mi değiştirirsiniz? Kendinizi mi değiştirmeye çalışırsınız? Oturduğunuz apartmanda bir sıkıntı vardır. Başka bir apartmana, belki daha zor şartlarda yaşayacağınız ama daha mutlu, huzurlu olacağınız bir yere mi gidersiniz bilmiyorum. Ama bir değişiklik yapmanın zamanı gelmiş ve geçiyordur. Bu sizin için büyük bir uyarıdır. İbadetlerden lezzet alamıyorsanız. Ama bu mevzuyu da bağlayalım. Helal haram derdi olmayan Müslümanların bu hatası da bugünün hastalıklar arasına girdiğini söyleyelim. Bir insana bir şeyi anlatırken onun etkili olmasını istiyorsak eğer, konuştuğumuz şeylerin az çok bizde de nüfuz etmesi gerekir.
Bu bazen insanın konuştukları fiziksel olabilir, bazen de manen olan şeylerdir. Mesela bir insan, çocuklarım yalan söylemeyin dediği zaman bu fiziksel bir şey değildir. Ama çocuk ne zaman ki babası eğer bu nasihatleri veriyorsa, babasının bir yalanını gördüğü, şahit olduğu zaman bu konuda onun dediklerini fazla dinlemeyecektir. Bazen de ellerini iyi yıka oğlum diye fiziksel bir özellik, bir cümle kurar. Bakar ki babası ellerini yıka emrine kendisi daha muhalefet etmiştir. Tırnakları leş gibi bir babaysa eğer bu, sirayet etmeyecektir. O yüzden bizim ağzımızdan çıkan şeyler, başkasına tavsiyelerimiz evvela bir dakikaya, ben buna bunu anlatıyorum ama ben ne kadar bunu uyguluyorum şeklinde düşünmemiz gerekmekte. İnsanlara sözle değil hal ile vaaz etmek bunun anlamı. İlk önce kendimize uygulayabilmektir. Hal lisanı. Hal yani durduğumuz, insanların bizi gördüğü ahvalimiz daha doğrusu. En önemli tebliğin bu olduğu söylenmiş. Biz de bu minvalde düşünelim. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde geçen şu mevzuyu unutmayalım. Miraç gecesinde dudakları böyle ateşten makaslarla kesilmekte olan bir kavim görmüşlerdi, böyle buyurdular. Cebrail aleyhisselama, ya Cebrail bunlar kimlerdir dediğinde şu cevabı aldı. Bunlar ümmetinden insanlara iyiliği emreden, kitabı okuyan lakin kendilerini unutan hatiplerdir. Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle yapalım ama tatbiye geldiği zaman bir şey yok. Allahu Teala muhafaza buyursun. Bu konuda bu aciz de aynı tehlikeye yakındır. Hem kendime hem sizleri Allahu Teala'ya sakındırıyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hastalıklardan, bunların hepsi bir afettir aynı zamanda. Afetlerden bizleri muhafaza buyursun. Halka bir şeyler anlatırken başkasına sen şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın derken biz ne kadar yapıyoruz? İyi örnek olalım, hal lisanıyla yapalım demiştik. Sonrasında yaptığımız ibadetlerden tat alamıyor olmamızın sebebi helal haram dengesizliğine veya helal haram noktasında çok fazla düşünmeden parayı kazanıyor olmamızdı. Sonra Allahu Teala'nın teminatı olan rızık konusunda biz kendimize bunu dahil ettiğimizi, haşa başkalarından bu rızkın geldiğine, insanın diyelim bir taksi şoförü, ikisi yarış ediyorlar, o onun rızkını aldı şeklinde görüşün ne kadar saçma olduğunu biliyoruz. Ve demiştik ki benim zaten öldüğüm an rızkım kesilmiş olacak, nefes alıp veriyorsam bile bilmem gerekiyor ki benim rızkım devam edecek. Peşin ödül bekliyorduk amellerimize karşı. Bizler kafirler gibi davranmayacaktık. Dünyada onlara peşin veriliyor. Ahirette alacakları kalmıyordu. Bizler ahiret kurnazı olalım, ahirette alacağımız olsun diye düşünelim demiştik. Diğer bir hatamız riya idi. İçimizi ihmal edip hep dışımızı süslemekti. Ye kürküm ye programından hatırlarsınız. Aynı şekilde halkın saygısını kazanalım, itibarlı bir hayat sürelim. Ama aynı özeni riya yaptığı için içine aksettiremedik ve maalesef bu hastalığa düçar olduk. Bir başkası kıskanmaktı. Bir eşin hanımını kıskanmasından bahsedilmedi. Diğer insanlara verilen neden bende yok diye haset konusu edilmişti. Hastalıklarımızdan bir tanesi buydu. Öfkelenip kızmak, efendim, yeri ve zamanı lazımdı. Haksızlığa karşı, zalime karşı, mazlumun yanında olmak için öfkelenmek tamam. Ama bunun dışındaki öfkeler ve kızmalar hasetle beraber bizi çukura sürüklüyor demiştik. Hırs ve dünyaya düşkünlük yeni bir hastalığımız değildi. Çünkü Karun'dan, Salebe'den, Firavunlardan gelen hastalıklardı. Ki Karun ve Firavun'u ayrı, Salebe'yi ayrı tutuyoruz. Karun ve Firavun zaten efendim hal ve hareketleriyle ve imansızlıklarıyla gitmişlerdi. Salebe'nin de pişman olsa da, ah edip vah etse de örnek olarak maalesef bu konuda neleri terk ettiği konusunda, hırs ve dünyaya düşkünlük konusunda ve dedik ki baş olmak, itibar duygusu nefsin en önemli hastalıkları arasında
yerini alıyor. Bu mevzuları konuşmak, bu röntgenden raporları alıp da demek benim böyle bir durumum varmış falanmış. Bu kadar basit olmamalı mevzular. Biz de Rabbimize sığınıyoruz. Ya Rabbi Celle Celaluhu, şu imtihan dünyasında bize taşıyabileceğimizden fazlasını vermeyeceğini biliyoruz ya Rabbi. Ve yine sana sığınıyoruz. Ne olur şu aktarılanların üstesinden gelebilecek, başarıyla bu dünyadan göçebilecek bir zihin, bir iman nasip eyle. İbadetler konusunda zayıf olan kardeşlerimize en kısa zamanda ibadetlere başlamayı ve samimi bir şekilde bunlara riayet etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, bizlere de ne olur çoluğumuzla çocuğumuzla düzgün bir şekilde hem ibadetlerle hem hayırlı amellerle hem de hal lisanıyla diğer kardeşlerimize güzellikleri anlatmayı nasip eyle. Verdiğin imanı bizlerden de alma. Her nerede bir Müslüman kardeşimiz varsa ne olur ona rahmet eyle, onları muhafaza eyle. Güzel ezanımızı dindirme, bayrağımızı da indirme. Ölmüşlerimize rahmetler yağdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.